Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Evet arkadaşlar, bugün 16. dersimizdeyiz. 16. gün, 16. ders. 16 gündür, 16 derstir Bismillahirrahmanirrahim'in yani Besmele'nin sırlarını konuşuyoruz. Birinci sözle yolculuğumuz başlamıştı. 14. Leman'ın ikinci makamıyla devam ediyor. Burada da 5. sırrı okumuştuk. En son 5. sırrı ders olarak işlemiştik. Ancak tamamlamadığımız şeyler kalmıştı. Özellikle ayet-i kerimeler özelinde söyleyeceklerimiz kalmıştı. Onları bugün tamamlayalım istedim ben. O yüzden dersin hitamını erteledim. Duasını da erteledim. Bugüne bıraktım. Dünkü dersi izleyenler hatırlayacaklar. Özetle konuşursak 5. sır bize ne söylemişti? 5. sır bize Cenab-ı Hakk'ın temsiller eşliğinde tefekkürü sırasında aşılmaması gereken sınırı öğretmişti. Elbette biz temsillere muhtacız. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı sümme haşa kuşatamıyoruz. Kuşatamadığımızdan öyle bir bilişle, kuşatmadan gelen bir bilişle bilemiyoruz. Fakat yine onun lütfu irşadıyla, Kur'an'da, hadislerde yer alan örneklerle Cenab-ı Hak hakkında esması, sıfatları ve şuunatı hakkında temsiller üzerinden fehme böyle takrib edecek, yaklaştıracak, kapılar açabilecek anlayışımıza yardımlar alıyoruz onlardan. Ama işte orada hattı karıştırmamak için dikkatli olmamız lazım. Bediüzzaman Hazretleri tecelliler üzerinde çok durduğu bu bahiste 5. sırrı buna ayırmış. Herhalde bir hikmetle ayırmış. Demek ki buradaki bahislerin, burada okunan meselelerin ila nihaya buraya kadar gitmemesi için yahut da böylesi okumaların, daha genelde buradaki bu metinden özelinde değil de daha genelde yapılan böylesi okumaların bir sınırı aşmaması için metnin içine 5. sırda böyle bir bahis koymuş. Bu bahis bir hadis-i şerif üzerindeydi. İnna Allah halakal insan ala suretir rahman diye bir hadis-i şerif rivayeti var. Evkemakal. Burada söylendiği gibi biz de söyleyelim. O hadis-i şerifi bazıları yanlış anlamışlar. Akaide muhalif, ehl-i sünnet ve cemaat itikadına muhalif bir şekilde yorumlamışlar. Bediüzzaman Hazretleri o hatayı burada tasrih ediyor. O bakış doğru bir bakış değil diyor. Cenab-ı Hakk'ın zatının haşa sümme haşa, İnsana benzetilmesi, suret hayal edilmesi bunlar doğru şeyler değil diyor. Buna dikkat çekiyor. Devamında da birçok sırra bizi uyandırıyor. Yani böylesi şeyleri, misalleri, sözleri, mesela büyük velilerden bazen sadır olabilen böyle sözleri, rivayet edilebilen böyle sözleri veya hadis-i şeriflerin müteşabihat kısmını veya Kur'an'daki müteşabih ayetleri ele alırken de işimize yarayabilecek, onlara bakarken de istikamette kalmamızı sağlayabilecek bir ders veriyor buradan bize. Özeti bu. Dediğim gibi bugün daha çok ayetleri üzerine konuşmak istiyorum. Vaktimiz el verdiğince bakıyorum yaklaşık 5 dakika oldu başlayalı herhalde. İnşallah vaktimiz yeter. Ama öncelikle biz burada ne konuştuk onu tam metinden anlamak için, benim sözlerimden değil de metinden anlamak için bir hızlıca okuyayım ben burayı. Ondan sonra dönüp ayetler üzerinden bir daha metni incelemeye çalışalım. 5. sır. Bir hadis-i şerifte varit olmuş ki İnna Allah halakal insane ala suretir rahman. Evkemakal. İşte kısa bir meali şöyle bu hadisin. Muhakkak ki Allah insanı rahman suretinde yaratmıştır. Buhari'de İstizam bölümünde, Müslim'de bir de, Müsned'de geçiyormuş bir de. Kaynaklar böyle verilmiş burada. Söz basım külliyatta yani. Bu hadis-i şerifi
bir kısım ehli tarikat, akaid-i imaniye münasip düşmeyen acip bir tarzda tefsir etmişler. Hatta onlardan bir kısım ehli aşk, insanın simai manevisine bir sureti rahman nazarıyla bakmışlar. Ehli tarikatın ekserinde sekir ve ehli aşkın çoğunda istirak ve iltibas olduğundan, istirak ve iltibas olduğundan hakikate muhalif telakkilerinde belki mazurdurlar. Fakat aklı başında olanlar, fikren onların esası akaide münafi olan manalarını kabul edemez, etse hata eder. İzahları için bir önceki derse bakalım. Evet, bütün kainatı bir saray, bir ev gibi muntazam idare eden ve yıldızları zerreler gibi hikmetli ve kolay çeviren ve gezdiren ve zerratı muntazam memurlar gibi istihdam eden zat-ı akdesi ilahinin şeriki, naziri, zıddı, niddi olamadığı gibi leyse kemislihi şey'ün ve huves semi'ul basir sırrıyla sureti, misli, misali, şebihi dahi olamaz. Bu ayeti kerime neydi? Şura suresinin 11. ayetiydi bu okuduğumuz. Teberrüken bir daha okuyalım. Leyse kemislihi şey'ün ve huves semi'ul basir. Kısa bir meali de şöyle. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla görür. Birazdan döneceğiz bu ayete tekrar metin bitince. Burada bu hükmün peşine bu esmadan bu ikisi neden geldi? Onun üzerine birazcık konuşacağız. Bu bahisle ilgisi üzerinden bir parça konuşacağız onu. Sırrıyla sureti, misli, misali, şebihi dahi olamaz. Fakat ve lehül meselül e'lâ fissemâvâti vel ardı ve huvel azîzül hakîm sırrıyla. Bu da yine bir ayeti kerimeydi. Gökler Rum suresinin 27. ayeti bu da. Kısa bir meali yine şöyle. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar O'nundur. O'nun kudreti her şeye galiptir. O'nun hikmeti her şeyi kuşatır. Yine bu hüküm arkasından bu isimler niye geldi? Onun üzerine konuşacağız. Bu bahisle ilişki üzerinden onu da konuşacağız inşallah. Rum suresinin 27. ayeti bu da. Ve lehül meselül e'lâ fissemâvâti vel ardı ve huvel azîzül hakîm sırrıyla mesel ve temsille şuunatına, sıfat ve esmasına bakılır. Bakın değil zatına. Yine izahları için bir önceki ders. Demek mesel ve temsil şuunat noktayı nazarında vardır. Şu mezkur hadis-i şerifin çok makasıdından birisi şudur ki, insan ismi Rahman'ı tamamıyla gösterir bir surettedir. Evet, sabıkan beyan ettiğimiz gibi kainatın simasında bin bir ismin şualarından tezahür eden ismi Rahman göründüğü gibi ve zemin yüzünün simasında rububiyet-i mutlakayı ilahiyenin hadsiz cilveleriyle tezahür eden ismi Rahman gösterildiği gibi insanın sureti camiasında küçük bir mikyasta zeminin siması ve kainatın siması gibi yine o ismi Rahman'ın cilve-i etemmini gösterir demektir. Burayı bir daha okuyayım. İnsan ismi Rahman'ı tamamıyla gösterir bir surettedir. Evet, sabıkan beyan ettiğimiz gibi kainatın simasında bin bir ismin şualarından tezahür eden ismi Rahman göründüğü gibi ve zemin yüzünün simasında rububiyet-i mutlakayı ilahiyenin hadsiz cilveleriyle tezahür eden ismi Rahman gösterildiği gibi, insanın sureti camiasında küçük bir mikyasta, zeminin siması ve kainatın siması gibi yine o ismi Rahman'ın cilveyi etemmini, yani tam bir yansımasını gösterir demektir. Hem işarettir ki,
Zat-ı Rahmanirrahim'in delilleri ve ayneleri olan zihayat ve insan gibi mazharlar, o kadar zat-ı vacibül vücuda delaletleri kat'i ve vazıh ve zahirdir ki, güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delaletinin vuzuhuna işareten, o ayna güneştir denildiği gibi, insanda suret-i rahman var vuzuhu delaletine ve kemali münasebetine işareten denilmiş ve denilir. Ne için denilmiş? Haşa, Cenab-ı Hakk'ın zatını insana benzetmek için değil, mahlukatına benzetmek için değil, haşa. Amaç ne? Vuzuhu delaletine ve kemali münasebetine işareten denilmiş ve denilir. Ve ehli vahdetül vücudun mutedil kısmı la mevcude illahu bu sırra binaen, bu delaletin vuzuhuna ve bu münasebetin kemaline bir ünvan olarak demişler. Evet, bunları bir önceki ders üzerinde çapımız miktarınca durarak konuştuk, açmaya çalıştık. Tabii yine konuşsak yine açılacak sırlar vardır ama uzatmayacağız artık. Doğrudan ayetlere döneceğiz. Şimdi birinci ayet şuydu burada bize verilen. Estaizu billah. Leyse kemislihi şeyun ve huve semiul basir. Şura suresinin 11. ayeti, tekrar söylemiş olayım. Kısa bir meali şöyle. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işitir. Her şeyi hakkıyla görür. Şimdi bu ayet ve devamındaki ayet. Hani belki duymuşsunuzdur, Müşkülatül Kur'an diye bir bahis var. Yani bazı ayetleri beraber anlamak zahire göre ilk anda derinine inmeden önce kimilerimize zor geliyor. Ki bu sıralarda da şeylerde bu hastalık çok var. Biraz onları ama şeyler alıştırdı. Mealciler alıştırdı. Mealcilerin sürekli Kur'an ayetleri üzerinden ateistlerle, işte deistlerle girdikleri tartışmalar, mücadeleler ateistleri ve deistleri de meal diline alıştırdı. Ben bunun çok örneğiyle şahidi oldum. Onlarla girdiğim polemiklerde, işte tartışmalarda, ikna çabalarımda. Gerçi nerede ikna ediyorsun yani? Çok zor. Almış başını gitmiş oluyor çoğusu. Aramıyor oluyorlar yani. Arasalar devaları var da çoğu zaten artık aramayı bırakmış. Orada aramayı bırakmış. Bu tarafta arıyor hala. Yani nereden, nasıl Cenab-ı Hakk'ın olmadığına haşa delil bulabilirim. Nasıl Müslümanlara vurabilirim, kara çalabilirim, onun derdindeler. Öylesinde Cenab-ı Hak işte irşad etmiyor. Binde bir. Binde bir yani. Her neyse. Şimdi mesela üstteki ayet dedi ki onun benzeri hiçbir şey yoktur, kısa bir mealiyle. Alttaki dedi ki göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar onundur. Zahiri bir nazarda İşte böyle bir ateist o meali karşısına alıp diyebilir ki, ya burada diyor ki hiç benzeri hiçbir şey yok. Burada diyor ki onun misalleri var. Şimdi burada tenakuz yok mu? Tenakuzu çözen ne? Bediüzzaman Hazretleri'nin bize burada verdiği perspektif. Zatı itibariyle yoktur. Şuunat noktayı nazarında vardır. Esmasını, sıfatlarını anlama noktasında vardır. Bunun daha böyle açarak konuşursak, yani bize verilen bu bilgiler, temsiller yoluyla veya işte benzetmeler yoluyla verilen bilgiler, hakikati kuşatmak için, hapsetmek için, sınırlamak için değil, küçük bir pencereden, çok küçük bir pencereden bakabilmemiz için. Yoksa biz Allah'ı nasıl bileceğiz? Allah'ı bilmemizin hani başka bir yolu yok bizim dünyamızda. Çünkü yani mahiyeti itibariyle çok başka şeyler bunlar. Mahlukat olmak başka, çok böyle küçük, arzi bir durum. Her şeyi yaratan Allah olmak çok 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 yüce bir durum. Yani onunla, onun arasında böyle bağlantı kurmak ancak işte böylesi misaller üzerinden, tecellileri anlamak üzerinden oluyor. Fakat bu da dediğim gibi Cenab-ı Hakk'ı kısıtlamak için değil, haşa. Haşa.
Cenab-ı Hakk'ı anlamaya küçük bir pencere. Ama orada da hemen aklımız şeyde olmalı. Böyle bir bahis konuştuğumuzda, tefekkür ettiğimizde, anlama mesaisine girdiğimizde hemen demeliyiz ki Subhanallah. Yani bizim o anlarken bıraktığımız tortular, bizim kavradığımız kısımların bizden kaynaklanan kusurları dolayısıyla, mahlukattan kaynaklanan sınırlılıklar dolayısıyla sahip olduğu kusurlar, Cenab-ı Hak bunlardan da münezzehtir. İşte mesela şuradaki ayette yine meale başvuralım. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şey hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla görür. Yani oradaki ifadesiyle ve huve semi'ul basir. Semi, işiten demek, her şeyi işiten. Basir de her şeyi gören demek. Cenab-ı Hakk'ın esmasından bunlar. Ayrıca sıfatı Cenab-ı Hakk'ın bunlar. Şimdi bakınız, orada yok dedi benzeri hiçbir şey. Ama devamında iki şey üzerinden benzetme yaptı. Bakın ayette nasıl bir toparlayıcıklar. Bunlar bana çok mucizevi geliyor yani. Muhteşem. Üstadın Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nde o fezlekeler bahsindeki izahları var. Zaten o fezlekeler, o esma yani sondaki bitirmeler nasıl bir hikmetle konulmuş. Orada görüyorsunuz onu çok daha derin bir şekilde. Ama burada dahi oradaki hatırlamalarımızla, oraya dair malumatımızla bakıyoruz. Cenab-ı Hak bir yerde diyor ki onun benzeri hiçbir şey yoktur. Ama bak orada da bir ifrata gidebilirsin buradan da. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını inkar edenler yok mu? Var. Mutezile sanıyorum, yanlış bilmiyorsam. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını inkar ediyor. Herhalde onlardı yanlış bilmiyorsam. Yok buraya da gitme diyor yani. Hemen arkasından iki şey geliyor. Hakkıyla işitir, hakkıyla görür. Aslında bu görmek, işitmek bizim bildiğimiz haliyle çok kusurlu. Biz ne vasıtasıyla görüyoruz? İşte ışık vasıtasıyla görüyoruz. Güneşten ışık geliyor, nesnelerde yansıyor, onlardaki yansımasına göre bir dalga boyu oluşuyor, bir renk tayfı oluşuyor. Siyah gözüküyor, beyaz gözüküyor, gri gözüküyor. O nesnenin hangi ışıkları tutup hangi ışıkları bıraktığına göre bir renk algısı oluşuyor. O ışık da oradan bizim gözümüze geliyor. Biz böylece vasıtalar üzerinden, o işte gözün içinde de başka başka işlemler var, onun beyne gidişi var falan filan. Bizde bir görüş oluşuyor. Fakat Cenab-ı Hak vasıtalarla, vasıtalara muhtaç olmaktan hiçbir türlü bir işinde münezzehtir. Cenab-ı Hak böyle görmez. Veya işitmek. Biz şimdi nasıl işitiyoruz? Ses geliyor karşı taraftan, bir titreşim. O hava dalgaları üzerinden yayılıyor. O bizim kulağımızın kepçesine geliyor. Burası orayı topluyor, içeri veriyor. İçeride işte kulakları var, titreşiyor. İçeride işte kemikler var, bilmem şu var, bu var, sinirler var vesaire. Bir duyuş meydana geliyor. Yine vasıtalarla, bakınız insan yine vasıtalara muhtaç. O vasıtalar üzerinden sağlanıyor bu. Cenab-ı Hak işitişinde de vasıtalara muhtaç olmaktan münezzehtir. Sesle, kulakla, titreşimle böyle olmaz Cenab-ı Hakk'ın işitmesi. Biz bunlara ne diye bakacağız peki? Bunlara ilmi ilahinin şeyleri, küçük pencereleri bakmak için tefekkür kapısı olarak bakacağız biz bunlara. Cenab-ı Hak bizim bilme yollarımız üzerinden, çünkü biz mahlukatı sınırlıyız, bilişimiz böyle oluyor, duymakla, görmekle biliyoruz. Cenab-ı Hak bize kendini anlatıyor lütfu ve keremi olarak, nimet olarak, onu bilmemiz için kendini anlatıyor vahiyle. Elbette bizim anlayacağımız şeyler kullanıyor, tabirler kullanıyor ki yaklaşabilelim ona. Bu onun akrabiyetidir, rahmaniyetidir. Bakınız bu ayette de Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyeti var. Vahyin kendisi zaten rahmet eseri, nübüvvet zaten rahmet eseri. Efendimiz hakkında ne diyor? Alemlere rahmet değil mi? Rahmetellil alemin. Efendimiz öyle gönderilmiş yani bize. Getirdiği vahide de o sır var. Onun benzeri hiçbir şey yoktur ayetinin devamının böyle tamamlanması da bunu bize hissettiriyor. Bir tamamlayıcılık var. Hani burada da ifrat etmeyin. Devamındaki şeylerle yine bir benzetme yapıldı. Yani görüşümüz ve duyuşumuz üzerinden. Ama bunlar Cenab-ı Hakk'ın zatını kısıtlamak için, zatını tayin etmek için haşa değil. Ufak bir bilme şeyi kapısı bunlar.
Yoksa Cenab-ı Hak zaten olanı yaratan Allah. Halik-i mutlak o, olanı başkası yaratmıyor ki onu sonradan duysun da öğrensin. Biz zamanın içindeyiz ve olayların yaratıcısı da biz değiliz. O yüzden biz bilgiye sonradan ulaşıyoruz. Bilginin bize sonradan gelmesi bizim varlığımızdaki kısıtlılık itibariyle normal bir şey. İşte filancanın başına şu gelmiş. Ben bunu sonradan öğrendim. Niye sonradan öğrendim? Çünkü yaratanı ben değilim. Bilgi yükünü taşımam gerekmiyor çünkü. Yani insan yaratıcı olmadığı için bilgi yükünü taşıması gerekmiyor. Böylelikle de sonradan öğrenme hasıl oluyor. Yaratmadığı için sonradan öğreniyor olayları. Veya işte kainatta olan işleri. Ama Cenab-ı Hak şeriki muhal, ortağı yok, yardımcısı yok. Yaratıcılıkta başka hiç kimsenin payesi yok. Bu gösterir ki Cenab-ı Hak zaten yaratırken biliyor. Sonradan duyup öğrenmekten de yani şey manasıyla, insanın anladığı manada ondan da münezzeh. Bu bizim Cenab-ı Hakk'ın bilişinin en dakik noktalara kadar girdiğini, en ayrıntılı şeyleri dahi bildiğini, kuşattığını, işittiğini anlamamız için verilmiş pencere yani bunlar. Bunlara böyle bakmak lazım. Metnin ekserinde yorumluyorum yine bunları dediğim gibi. Böyle anlamak lazım. Cenab-ı Hak yoksa vasıtalardan, onlara muhtaç olmaktan, onlarla duymaktan, işitmekten insan gibi haşa münezzehtir. Bunu, onu bundan tenzih ederiz. Pekala, Şura suresinin 11. ayeti bize bunları söyledi. Bir tarafıyla dedi ki onun benzeri hiçbir şey yoktur. Ama hemen devamıyla dedi ki sanki onu toparlar gibi semî ve basirdir. Ha burada pardon, semî ile basir üzerinde de duralım. Neden bu iki şey ayrı ayrı verildi diye düşünelim mesela. Allah'u alem kaydıyla söyleyeyim gene. Benim aklıma şu geliyor. Görmenin insanın dünyasındaki şeyi ayrı, biliş tayini, inceliği ayrı, duymanın ayrı. Yani insan sadece görmekle bildiğini düşünmez, sadece görmekle. Yani tam ele alındığını düşünmez. Ses de işin içinde olmalı. Mesela bugün televizyon mu, radyo mu? Televizyon bize daha çok şey gelir. Bilişi kuşatmış olarak gelir, değil mi? İşte bir programı dinlemek var, bir programı izlemek var. Bazen sesli olmaz da görüntüyle bazı ayrıntılar anlaşılır. Bazen de görüntüyle anlaşılmaz da sesle bazı ayrıntılar anlaşılır. Yani ses ve görüntü birbirini bütünler o bilişte. Özellikle sosyal medyada mesela mesaj yazarsınız. Mesajda ses de yok, görüntü de yok. Sadece cümle var. Bazen karşınızdaki tam tersi bir tepki verirsiniz o cümleyi yazmanızdaki niyetten başka. Anlarsınız ki hani ne dediğimi anlamadı. Nasıl söylediğimi anlamadı bunu. Oradaki vurguyu çözemedi. Bunu nasıl aşmaya çalışıyoruz? İşte bir smile yapıyoruz, gülücük yapıyoruz. Bir ağlama şeyi yapıyoruz, bir kızgınlık ifadesi katıyoruz. Veya işte şaka ifadesi katıyoruz falan böyle. Onların sembollerini yapmışlar aşabilmek için. Yani suni mimikler katıyoruz ki cümlemizin ne anlama geldiği anlaşılsın. Çünkü ses de yok, görüntü de yok o mesajda. Bilginin aktarımında böyle bir sıkıntı oluyor. Sırf görüntü olsa o da her şeyi vermiyor. Az önce konuştuk. İzliyorsunuz, adam anlatıyor ama şimdi ses tonunu duysanız belki de komik o mevzu. Fakat görüntü itibariyle baktığınızda o komikliği belki idrak edemiyorsunuz, çıkmıyor. Veya seste şey var, ne diyelim, bir ciddiyet var ama mimik onun şeyini bozuyor. Yani mevzunun ciddi olmadığını belki mimikler, görüntü anlatıyor. Sesle sadece dinlediğiniz zaman gene hakikatin tamamını şey yapamıyorsunuz, kuşatamıyorsunuz. Allahu alem, Cenab-ı Hak burada bilişinin kuşatışını, yani kusuru olmadığını, her anlamda bildiğini, dakikleri, bütün boyutlarıyla bildiğini anlatmak için belki de Allahu alem, Semî ve Basir'i beraber anıyor burada. Yani sadece Semî veya sadece Basir demiyor. Semî ve Basir diyor. Böylece o bilişin, Cenab-ı Hakk'ın bilişinin
tam bir kuşatış içinde olduğunu idrak ediyoruz diye düşünüyorum ben. Tabii buradan şeyde bir mesaj çakalım tarihselcilere veya işte Kur'an'ın beşer kelamı olduğunu düşünen zevata bir mesaj çakalım. Şimdi Cenab-ı Hak bunları kullandı diye bunlarla muttasıf olmak zorunda mı? Kur'an'a beşer kelamı diyenler işte Mustafa Öztürk ve avanesi, başkaları da vardır. Bu Fazlur Rahman'la başlayan bir şey herhalde. Daha öncesini ben bilmiyorum. Fazlur Rahman ilk böyle şeyler dillendirmiş. Modern zamanda en azından. Belki daha eskilerde vardı birileri de bunu söyleyen. Ama Mutezile'nin Kur'an mahluktur demesi ayrı bir şey. Onun bununla bir ilgisi yok. Yani o mahiyete dair bir tartışma. Yoksa onlar Kur'an'ın şeyi olduğunu düşünmüyorlar yani. Onlar gibi Peygamber Efendimiz'in haşa sümme haşa düzmecesi olduğunu falan düşünmüyorlar. Mutezile böyle bir şey belki çok nadir bireyleri söylemiştir. Yoksa genelinin böyle bir görüş olduğunu ben duymadım yani. Veya onlardan sorumlu olmadığımız gibi bir şey Mutezile hiç iddia etmiş midir? Bilmiyorum, sanmıyorum. En azından meşhurlarından duymadık. Ne diyorduk? Şimdi Cenab-ı Hak burada kendisini bize insanda olan iki şeyle anlattı. Cenab-ı Hak bunlarla muttasıf ol, yani şöyle, bunları tam teşekkülüyle kendisinde barındırmak zorunda değil. Mesela bir çocukla konuşuyorsunuz. Elbette o çocuğun meramınızı anlaması için çocukça tabirler kullanıyorsunuz. Onun lisanına iniyorsunuz, onun fikrine iniyorsunuz, onun zikrine iniyorsunuz. Neden? İrşat tam olsun diye. Şimdi sizi öyle bir çocukla konuşurken birisi görse, başka hiçbir anınızı da şahit olmasa ve sadece oradan size dair yorum yapsa, sizin zekanızın yokluğuna hükmedebilir mi? Hükmedebilir. Ya da zeka zayıflığınıza hükmedebilir mi? Hükmedebilir. Ama muhatapla beraber size baksa, makamla beraber size baksa, şunu diyebilir, ya bu adam ne kadar çocuklarla iletişimi güzel, ne kadar böyle pediatrik bir dil kullanıyor falan, pedagojik bir dil kullanıyor falan böyle, ne güzel inmiş şeyine, seviyesine çocuğun, hakikati ona ders veriyor. Der değil mi? Böyle der. Bu başarılı olmanızı sağlar yani irşat faaliyetinde. O seviyeye inme şeyi. İşte aynen onun gibi la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak elbette insana indirdiği için vahiy, insanı irşat etmek için mesajı gönderdiğinden bizim anlayacağımız şeyler kullanıyor. Ama onlardan Cenab-ı Hakk'ı biz tartıp sınırlayamayız. Mustafa Öztürk'ün dediği gibi, ya Allah nasıl bu şeyleri söyler, böyle tabirler kullanır. O senin hakkın. Sen dürbünü ters çevirmişsin. Kendine bakman gereken yerden Allah'a bakıyorsun. Yani dinleyicinin, müstemiinin makamından tutup Allah'ı tartıyorsunuz. Söyleyeni tartıyorsun, yani kelamın sahibini tartıyorsun. Feleğin şaşıyor tabii senin yani. Bakış açın şaşıyor. O söz Cenab-ı Hakk'ı sınırlamaz ki. Ya da şöyle diyelim. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti bütün Esma-ül Hüsna'sıyla zahir bir surette. İnceliğini izlen belki yine görürdün sen onu da. Her bir kelamında görükmek zorunda değil ki. Mesela Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam, hani diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın kelamını işitmek istemiş. Cenab-ı Hak belki bir meleğin nidasını ettirmiş ona, işittirmiş. Hayretinden bayılmış. Cenab-ı Hakk'a soruyor o zaman, ya Rabbi senin konuşman böyle midir? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bütün lisanların kuvveti bendedir. Hakikaten şimdi bizim konuşmak dediğimiz şeyler hep arizi. Biz konuşmanın nesini biliyoruz ki? Yani asıl kelam sahibi, konuşmanın asıl sahibi, hitabın asıl sahibi Cenab-ı Hak. Bilemiyoruz nasıldır ama işte bir kendi konuşmamızdan onu tayin edebiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir tefekkür yanlış bir tefekkür. Yani orada insanı hedef almış temsillerden Cenab-ı Hakk'a sınırlamalar getirmek, işte dediğim gibi dürbünü ters çevirmek, mahlukata bakarken kullanacak bakış açısını, hatta Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, keremini anlamak için kullanılacak bakış açısı. Çünkü bize böyle konuşmasında rahmetinin, kereminin izleri var. Rahmeti, kerem olmasa niye bizimle o tabirlerle konuşsun? Kendi şanına yakışır şekilde konuşurdu. Biz de anlayamazdık o zaman.
onu görmek lazımken çevir dürbünü, insanın kusurlarını Allah'a taşımak için kullan. Yani ne kadar yanlış, ne kadar arızalı bir bakış açısı. Cenab-ı Hak ıslah etsin. Başka bir şey diyemiyoruz yani. Pekala. Bir sonraki ayete geçelim. O da Rum suresinin 27. ayetiydi. Ve lehül meselül e'le fissemâvâti vel ardı ve huvel azizül hakim. Yine iki esma geldi burada da. Aziz ve Hakim. Kısa bir mealini okuyalım. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar O'nundur. O'nun kudreti her şeye galiptir. O'nun hikmeti her şeyi kuşatır. Şimdi burada da yukarıdakinden bence hani farklı olarak yine mucizevi geliyor bana ya. Bu çok muhteşem bir belagat yani buradaki şey. Bu sefer de sıfatların olabileceğini söyledi ayet-i kerime. Yani sıfatları görebilmek için pencerelerin kainatta, yaratılışta, mahlukatta olabileceğini söyledi. Tecelli ettiğini söyledi. Fakat burada da bir arıza olmasın diye, yani temsil var da işi de ayağa düşürmeyelim diye azametini gösterir isimler andı. Bakın, Aziz, Hakim, İzzetli ve Hikmetli. Yani bu iki isim esmada şey var. Cenab-ı Hakk'ın azametini haber verir sırlar var. Yukarıdakilerde ise daha böyle bizim hani erişebileceğimiz şeylermiş gibi gelmişti bize, değil mi? Yukarıda ama aksine şey diyordu. Misli yoktur diyordu. Duyar ve işitir şeyini söyledi. Aşağıda ise vardır dedi. Tecellisi, sıfatlarını anlamanın yolları vardır dedi. Ama bu sefer de azametini andı. Yani ikisinde de bir toparlayıcılık var. Birinde aşırıya gitmekten koruyor, birinde ifrat, diğerinde tefritten koruma var sanki. Yani burada da işi fazla şey ele almayalım. Evet var ama burada da bir hat karışıklığı olmasın, bir aşağı indirgeme olmasın, indirgemeci bir bakış olmasın diye Cenab-ı Hak aziz olduğunu, izzetli olduğunu, azametini bize hatırlatıyor ve hakim olduğunu hatırlatıyor. Yani bunun bir hikmetle olduğunu bize hatırlatıyor, ders veriyor. Yani bu kısım bana gerçekten çok şey geliyor. Bu ayetlerin burada yer alması, 5. sırrın bu metinde yer alması bana çok hikmetli geliyor. Çok güzel denk gelmiş. Üstad çok güzel denk getirmiş. Yani mevzuyu burada toparlamış, bağlamış. Belki 6. sır zaten şey. Artık metnin tamamının özeti gibi bir şey olacak orası. Orayı inşallah yarın işleyeceğiz. Pekala, ayetlerin şeyini böyle gördük. Aralarındaki ilişkiyi gördük. İkisinde de bir toparlayıcılık olduğunu gördük. Şimdi de duayı okuyup bahsimizi bitirelim. Bugünkü dersimiz de birazcık kısa olsun. Dua şöyle. Allahümme ya Rahmanu ya Rahimu bihakki bismillahirrahmanirrahim irhamna kema yeliku birahmaniyetike ve fehimna esrara bismillahirrahmanirrahim kema yeliku birahmaniyetike amin. Amin, amin. Kısa bir manası da şöyle. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, Bismillahirrahmanirrahim'in hakkı için rahimiyetine yaraşır şekilde bize merhamet et. Amin. Ve rahmaniyetine yaraşır şekilde bize Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarını anlamayı temin et. Amin. Bir daha okuyorum. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, Bismillahirrahmanirrahim'in hakkı için rahimiyetine yaraşır şekilde bize merhamet et ve rahmaniyetine yaraşır şekilde bize Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarını anlamayı temin et. Amin. Burada yine belki diyeceksiniz ki ya Ahmet, her şeyden bir şey çıkarıyorsun sen de yani, ama ya burada niye böyle gelmiş mesela? Rahimiyetine yaraşır şekilde merhamet. Rahmaniyetine yaraşır şekilde Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarını anlamak. Niye o öyle bu böyle? Şöyle dese olmaz mıydı? Rahmaniyetine yaraşır şekilde bize merhamet et. Ve
rahimiyetine yaraşır şekilde bize Bismillahirrahmanirrahim'i anlamayı nasip et dese olmaz mıydı? Yine Allahu Alem kaydıyla söyleyeyim. Yani merhametin özel olmasında bence bir şeylik var, dakiklik var. Rahimiyet gölgesinde olmasında bir dakiklik var. Yani kendi özel durumumuzun kullanması var. Diğer tarafta ama bolluk var. Şimdi rahmaniyet dediğimiz gibi işte hep konuşuyoruz baştan beri. Rahmaniyet daha geniş bir alemde gözüken merhamet tecellisi. Rahimiyet daha özel dairelerde gözüken merhamet tecellisi. Baştan beri bunu konuştuk. Mertebelerini falan hep sırlar boyunca tefekkür ettik. E şimdi ben mesela kollanma istesem, hani merhametin bir tarafı da esirgenmek, kollanmak gibi anlarsak eğer, himaye gibi anlarsak eğer, ki hepsi bunun alt katmanlarıdır. Rahmaniyet hepsinden daha geniştir. E o zaman hakikaten onu rahimiyet şeklinde istesem sanki benim için daha uygun olur. Çünkü bendeki hassasiyetlerin ayrıca gözetildiği, bana özel tecellilerin ayrıca olduğu, hatta bana özel affedişlerin, benim kusurlarımı bağışlamaların içinde olduğu özel bir merhamet, rahimiyet. İnsan da buna muhtaçtır gerçekten. Değil mi ki yani Cenab-ı Hak mahşer günü mizanı kurduğunda hani hangimizin garantisi var yani amelimiz iyi gelecek, günahımız az gelecek. Hatta yani ahir zaman insan olarak ben çok korkuyorum yani günahım nasıl gelecek, çok gelecek. Cenab-ı Hakk'ın affından başka da bir dayanak göremiyorum. İşte o zaman o özel kullanışın ne güzel bir mana ifade ettiğini anlayacağız, daha iyi anlayacağız. Yani Cenab-ı Hak deseydi ki, buyursaydı ki, mizanda tartacağım, ne gelirse o. Yani biz düşünelim, sahabeler bir tarafta, asr-ı saadet bir tarafta, o mübarekler, o güzeller bu işin hakkını vermişler bir tarafta, bir de en arkada, ahirde gelen biz. İşte şartlarımız belli, sokaklarımızın hali belli, kendi halimiz belli, itikadımızın durumu belli, amelimizin durumu belli yani. Şimdi o şekilde gitsek, mizanda ne çıkarsa o, şefaat hakkı yok, özel affedişler yok, özel muameleler yok. Kaçta kaçımız kurtulur ya? Ben çok zor diyorum yani bu şartlarda. Herhalde Cenab-ı Hakk'ın ahir zaman insanına göre özel bir merhameti de olacaktır. Çünkü yaşadığımız şartlar çok zor şartlar ki hadislerde aldığımız haberler, naslarda bize verilen müjdeler buna da ifade ediyor. Yani mesela sahabelere buyurdu, siz bugün öyle şartlarda yaşıyorsunuz ki dediklerimin onda birini yapmasanız akıbetiniz berbat olur tabiri caizse. Ama öyle bir zaman gelecek ki onda biri yaşayanlar kurtulacak gibi böyle haberler var. Ha bunlar tabii bize şey cesareti vermesin, günaha girme cesareti. O cesaret yanlış bir cesaret olur. Ama hakikaten rahimiyet ya. Hani rahimiyete ihtiyacımız var bizim. Bu genel şablonların içinde bizim hususi imdatlara ihtiyacımız var. Çünkü kendi durumlarımız var, şartlarımız var. Onların kullanışıyla adalet tamam olur gibi hissediyoruz. Bakın hissediyoruz. Adaleti rahmaniyetin tamamladığını, rahmaniyetsiz adaletin yarım, öyle sanki bir kitapta da okumuştum buna benzer bir şey. Merhametsiz adalet yarım, adaletsiz merhamet fazla. Pardon şöyle, merhametsiz adalet eksiktir. Adaletsiz merhamet fazladır gibi bir şey bir kitapta okuduğumu hatırlıyorum. Böyleydi galiba cümle. Bunu da hakikat ver gerçekten. Rahimiyetle özel hallerimizin işte hani mahkemelerde de var cezayı azaltan durumlar var böyle. Tahrik olursa falan. İşte planlamış mı planlamamış mı? Planlamamışsa cezası ona göre. E kasten mi öldürmüş kusurla mı taksirle mi var? Taksirle ise onun cezası ayrı gibi gibi. Bunlarla adalet eğer hepsini kuşatabiliyorsa diyoruz ki tam adamın durumuna göre olayı tayin etti hakim. Tam da cezasını verdi hukukun içinde. Yani olayı tam tayin ederek verdi.
Yoksa diyoruz ki ya burada adalet tam olmadı. İşte geçen bir mevzu olmuştu. Çocuk kadını dayaktan kurtarmaya çalışırken aralarında arbede çıktı adamla. Adamı bıçakladı, öldürdü. Şimdi sosyal medyada mesela insanlar veryansın ediyor. Ya bu çocuk ceza mı alacak şimdi böyle bir şey oldu diye. Niye? Çünkü hukuk onu gözetmemiş. O inceliği gözetmemiş. İşte rahimiyet olduğu zaman o adalet tam adalet oluyor. Bizim Cenab-ı Hakk'ın rahimiyetinin gölgesinde merhametine ihtiyacımız var. O zaman bütün dakiklikler ıskalanmamış oluyor. Tam oluyor yani. Rahimiyet rahmetin kemali gibi böyle. Onun tamamlayıcısı gibi. Gibi yani. Tefekkür Allahu Alem. Peki diğer tarafta neden sırları rahmaniyete bağladı? Allahu Alem, orada da Üstad Hazretleri'nin şeyi var. Şimdi rahmaniyet genel tecelli olduğu için bir bereket var orada. Şimdi mesela Ahmet'in ne kadar günde suya ihtiyacı var? 2 litre. Bana 2 litre verilse tamamdır. Tabiri caizse yani rahimiyet penceresinden bakarsak 2 litre bana yeter. Ama rahmaniyetle kainata ne kadar su lazımdır dediğinizde, rahmaniyet penceresiyle baktığınızda, o denizler dolusu. Burada da Üstad Hazretleri sırların anlanmasını rahmaniyete bağlıyor. Yani bereket daha çok, daha çok, daha çok olmasını istediği yerde rahmaniyetle, daha özel muamele olduğu yerde rahimiyetle bir ifade var. Sanki işte bak, besmele sırrını tam anlamak böyle olur. Delirtiyor insana. Öyle bir dua var. Pekala, bugün de böyle bitirelim. Beşinci sırrın tefekkürü böylece bitmiş olsun. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Hayatımızda tesirlerini halk eylesin. Bizi de bu duadaki sırlara mazhar eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.